Sayın Pekin, e, reklamdan önce şöyle bir e, noktada kalmıştık aslında sizinle, izleyicilerimize de e, size de bir kez daha sormak isterim. E, Türkiye, Afganistan'da kalmalı mı kalmamalı mı tartışması e, iç kamuoyunda aslında konuşulmaya başladı. E, sizin cevabınız elbette ki kalmalı. İşte önümüzdeki 50 yılı madem konuşuyorsak, Türkiye'nin o noktadaki önemi unutulmamalı ifadesini kullandınız. Ben de onun üzerine sordum. Siz o zaman destekliyorsunuz bu yapılan anlaşmayı diye. Bu noktadan devam edelim. Hem de Afganistan haritasını da getirecek arkadaşlarımız. Bize tam bir o coğrafyayı da anlatırsanız önümüzdeki 50 yıllık süreçte nasıl bir noktada olacağız? Nasıl bir fotoğraf görüyorsunuz? Yani o geldiği zaman bakarız ama şöyle bir şey söyleyeyim. Önümüzdeki 50 yılda, 50 yıla bugün devam eden Çin, Rusya ve Amerika arasında devam eden küresel güç mücadelesinden bakmamız gerekiyor. İşte bunun ilk 10 yılı, yani 2030'a kadar olan dönem, 2030'a kadar hatta 2030'ların ortalarına kadar olan dönem, 2022'de yeniden yapılacak olan bu son zirvede belirlenen esaslar dahilinde yeniden yapılacak olan şeyde NATO zirvesinde 2022'deki İspanyadaki NATO zirvesinde olay olacak ortaya bir şey çıkacak şimdi böyle baktığımız zaman dünyayı yani eğer herhangi bir gücün şu anda baktığımızda herhangi bir gücün tek başına dünya hakimiyetine gelemeyeceğini değerlendiriyoruz bir defa, yani onu söyleyeyim. nedeni de nedeni de hem gelişen silahlar hem de gelişen e, şey e, ülkeler. Dolayısıyla e, Çin, Rusya ve e, Amerika Birleşik Devletleri büyük ihtimalle e, ayrı ayrı blok olarak devam edecekler. Avrupa Birliği bu blokun neresinde olacak? Herhalde Batı blokunda şu anda gözüküyor ama bir taraftan da Çinle e, Kendilerine özgü e, ilişkileri devam ettirmek istiyorlar. Almanya'nın yaptığı gibi, Fransa'nın yaptığı gibi, İngiltere'nin yaptığı gibi, e, otonomuz ilişkiler, e, kendilerine özgü ilişkiler devam ettirmeye çalışıyorlar. E, yani ortada şöyle bir şey olacak ve dünya bu e, üç kutuplu yani üç kutuplu bir dünya e, olabilir. Belki Hindistan girer mi, girmez mi o, bilemiyorum Dört kutup olabilir mi? E, soru işareti ama e, sonuçta üç kutuplu dünyada e, tehditler ona göre şekillenecek. Peki bu tehditler ne olacak diye baktığımız zaman şimdi e, bir taraftan Afrika'dan bahsediyoruz değil mi? Afrika'nın e, şeyinden e, Afrika'nın e, Çin tarafından kullanılmasının engellenmesi e, çatışma alanlarının bir tanesi orada olacak. Bir tanesi Akdeniz'de olacak. Birisi Orta Doğu'da olacak. Bir kısmı Kafkasya'da olacak e, çatışma alanlarının. Şimdi böyle baktığımızda e, demek ki terör devam edecek. Nereden devam edecek terör? Hem e, şeyden kaynaklanan PKK, YPG unsurlarından kaynaklanan terör e, o bu terör devam edecek. E, bizi biraz daha zayıflatmak ya da bizi biraz daha kendilerine bağlamak açısından hem de e, Türkiye'nin Afrika'daki e, mücadelesini önlemek açısından e, ya da iki ülkenin Afrika'daki yani Çin'in de Afrika'daki mücadelesini önlemek açısından bölgede Bogo Haram gibi e, ondan sonra El Şabab gibi ya da işte e, bizim e, Irak bölgesinden, Suriye bölgesinden şeye giden, e, Afrika'ya giden, Nijerya'ya giden DAESH gibi terör örgütleri devam edecekler. Yani böylesi bir e, şey var. Yani vekalet savaşı, bu vekalet savaşını Çin bir yol bir kuşak projesi kapsamında, bir yol bir kuşak projesi kapsamında o girdiği yerlerde nüfuz ettiği, borç verdiği ülkelerle etki alanlarını genişletmek amacıyla kullanacak. Ve büyük ihtimalle vekalet savaşı, vekalet savaşında işte bu terör örgütleriyle yapacaklar, ya da silahlı gruplarla yapacaklar. Başka e, ne var? E, bu konuya baktığımızda yine e, şunu görüyoruz: e, Türkiye Karadeniz'de, Karadeniz'de e, farklı bir e, şeyle, e, yani NATO'nun sıkıştırmasıyla Rus, e, bu Gürcistan ve e, Ukrayna'nın ee, işte e, NATO'ya dahil edilmesi veya da şu anda dahil edilmesi mümkün değil ama ileride dahil edilmesi konusu gündeme geldiğinde e, böyle bir sıkıntısı var e, aynı zamanda. Yani Türkiye çok geniş bir coğrafyada uğraşmak durumunda. Onun için de ekonomisinin mutlaka çok iyi durumda olması lazım. İçbirliği'nin e, çok iyi durumda olması lazım. İşte bugün başlayan, yavaş yavaş içeride... bir takım sıkıntıların oluşturmaya çalışıldığı, e, terör faaliyetlerinin ...arttırılmaya çalışıldığı bir e, Türkiye'den bahsediyor. Türkiye bunların mutlaka önünde geçmeli. Onun için de e, Türkiye, Afganistan'da bakın Türkiye'de Afganistan'da e, kal kalmalı diyoruz. Şimdi genelde e, şu kuzey bölgesi, şu kuzey bölgesi e, Türk'ten olduğu bölge. Aslında. O böl bu bölgede Türkler e, hemen hemen bütün Türk nüfusuna baktığımız zaman %27 civarında falan yüzde kırk iki var. peşçünler var. Şimdi bakın şeye e, haritaya bir tarafta e, yani kuzeye bakın Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan var bu bölgede. Yani e, şeyle komşu. Başka e, yine bölgede e, hemen batısında İran var e, doğusunda doğusunda ve güneyinde Pakistan var. Ve e, şu, e, şu Glacier dediğimiz bölgede de şeyler var, e, Çin var. Ve e, bu bölgeye eğer Türkistan bölgesine hakim olmak istiyorsanız, bu bölgeyi kontrol altında tutmanız lazım. Ve bu, şu anda bu bölgede e, büyük bir e, etnik çatışma var. Yani etnik çatışma derken şunu kastediyorum, e, buradaki herkes Müslüman, bir tek şu orta bölgede e, Hazaralar var, e, şu şu tarafta. Hazarlar e, Şii, e, böyle bir şey var. E, diğer diğerleri e, Hanefi mezhebinden. Ama bu mezhepsel farklılık, e, e, nasıl bir çalışma, e, mezhepsel farklılık yüzünden çatışma yok. Çatışma daha çok e, etnik e, anlamda bir çatışma var. Dolayısıyla bu bölgeye, bu bölgeye Afganistan bölgesinde. Ee, söz sahibi olduğunuz zaman ister istemez Pakistan'la ve e, Türkmenistan, Özbekistan, e, Tacikistan'la ve daha ileride e, şurası e, Hazar biliyorsunuz. Hazar havzasında zaten bizim şeyimiz var biliyorsunuz. E, Azerbaycan bu bölgede ve e, işte yukarıda biraz da e, Kazakistan var. Böyle baktığımızda bu bölge Türkistan bölgesi. Türklerin olduğu bölge. Dolayısıyla yani Turan e, şeyini, felsefesini fikrini bir tarafta bırakalım. E, buradaki e, şeylerle yaptığımız anlaşma aynı altılı e, platform gibi. Burada yaptığımız anlaşma Çin'in, Çin'in e, bu bölgeden, bu bölgeden e, Orta Asya'ya, e, Türkistan'a gelmesini, bir yol, bir kuşak projesi kapsamında Hazara ulaşmasını ve buradan e, Hazardan ya Akdenize ya da e, Karadeniz üzerinden Akdeniz'e gelip limanlar vasıtasıyla bu bölgede e, bu, bölge, bu bölgeye hakim olmasını e, sağlar. Dolayısıyla bu bunu önleyecek bir sistem lazım. Kim ön, e, bunu önleyecek sistemle bu bölgede e, şey sorun şey çıkartmak, sorun çıkartmak. Bu bölgede e, terör faaliyetini arttırmak. Türkiye dolayısıyla bu bölgede hem Çini durduracak hem de e, yani Çini dışarı durduracak. Tabii tek başına durdurması mümkün değil ama Taciklerle, Özbeklerle, Türkmenistanlı ve İran'la yapmış olduğu bir anlaşma e, anlaşmayla e, Pakistan'a katamıyorum çünkü Pakistan konusunda tereddütlerim var. Pakistan, e, evet bizde çok iyi, e, çok e, tarihi geçmişimiz var ama bu arada e, Amerika'nın Pakistan'ı e, bir ölçüde terk etmesinden sonra ya da desteklememesinden sonra Pakistan büyük ölçüde Çin'in şeyine girmiş vaziyette, kontrole girmiş vaziyette, askeri silahlar dahil, uçaklar dahil. Şimdi cebir jetlerini uçuruyorlar, şeyden aldılar, Kendileri bir kısmını kendileri yapıyorlar. Öyle değerlendiriyorum. Dolayısıyla böyle bir konu var. Aynı zamanda Çin'in belki şeye Hindistan'a gelişi de buradan. Yani çünkü bu Çin Hindistan'a inip Hindistan'dan. Zaten Pakistan'dan şöyle söyleyeyim. Pakistan'da şurada e, şey iniyor. Şurada bir yerde şey var. Karacahis. Ee, Karaçi şurada komutanım. Evet. Şurada da e, şey var. E, Gwadar limanı var. Evet. E, Çin'in e, al, e, aldığı direkt buradan evet. e, Pakistan üzerinden şey bir otoyol, bir demiryolu, bir bora hattı projesi e, şey e, Hürmüz Boğazı'na yakın bir yer. Hürmüz Boğazı'dan çıkan tankerler buraya geliyor. E, yükünü, yükünü boşaltıyor ve bu boratıyla ya da e, trenler vasıtasıyla Çine gidiyor. Böyle bir şey var. Aynı zamanda e, şey de e, ne diyelim? Değerli madenler de var. Şimdi Afganistan'a baktığımız zaman Afganistan e, çok değerli madenlerinin olduğu bir yer, madenlerin olduğu bir yer. Yani mesela lityum var, çok e, şey sayıda. Tamam, yani sayı belki Kırkış, onlarca. Çok az bulunan, çok az bulunan madenler var burada. Bu madenler e, hiç unutmuyorum. Yani şeyde e, yine İspart başkanıyken oraya gönderdiğimiz ASEF kapsamında gönderdiğimiz bir Tuğgeneralimiz vardı. E, daha sonra Tuğgeneral bir Amerika'yla münakaşa etti. E, görevi bıraktı. Geri döndü. E, o geldiğinde Amerikalıların elindeki haritayı getirmişti bana. Hiç unutmuyorum. E, Amerikalılar ellerinde o haritalarla, o bölgede görev yapıyorlar. Yani e, sadece terör önlemek değil, bu bölgelerde e, şeyleri, e, bu madenlerin bulunduğu yerleri e, kendi e, destekledikleri ve onların yanında olan e, şeylerin, kabilelerin kontrolüne vermeye çalışıyorlar. Yani bu, bu gerçekten e, çok değerli madenlerin bulunduğu bir yer burası. Dolayısıyla Türkiye bu bölgede hem e, tarihten gelen bir şey var. Yani tarihten gelen e, işbirliği, birliktelik e, ayrı bir konu. E, bu vefa konusu ayrı bir konu ama bunun yanında e, gerçekten Türkiye'nin e, burada olmasıyla burada bir, bu bölgede bir e, kontrol sağlaması Amerika'nın da işine gelir. Amerika'da e, bunların hepsini görüyorlar. Ve Türkiye'yi e, Türkiye'yi kendi amaçları da olsa çalışma, e, şey yapmaya çalışıyorlar. Kendilerine bağlamaya çalışıyorlar. Yani şöyle bir şey söyleyebilirim bu konuyla ilgili. Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya arasında kalan Türkiye bir tarafta Avrupa Birliği de olabilir çünkü Avrupa Birliği Amerika'nın yanında da olabilir. Çinle farklı kendi çaplarında Almanya'nın İngiltere'nin yaptığı gibi otorumut ilişkiler de kurabilir, ayrı konu. Ama Türkiye Türkiye burada üç ülke tarafından, üç ülke tarafından Rusya, Çin ve eee Amerika Devletleri tarafından bu e, dünya mücadelesinde küresel mücadelede ya da küresel mücadelenin bitmekte olduğu dönemde büyük ihtimal onu şeyde göreceğiz. 2030 2035'lerde, 40'larda küresel mücadele bitecek mi? Çin bir yere gelecek mi? Amerika nerede olacak? E, Rusya nerede olacak? Onu ayrıca e, görürüz, hesaplarız ama sonuçta Türkiye böyle bir mücadelenin ortasında kalan bir ülke ve e, hem doğuda hem batıda hem Güneydoğu Asya'da, yani böyle çok kritik bir yerde. Dolayısıyla belli bir güç, gücü var. Kendi ekonomisini toparladığı zaman, savunma sarayını toparladığı zaman, bu burada bu çatışma arasında çok önemli pozisyonları ele geçirecek durumda bir Türkiye ülke Türkiye. Yeter ki bu ortaya çıkan güç boşluklarına, mesela şu anda güç boşluğu çıkıyor ortaya böyle bir ortamda. Bakın Pakistan, İran, Af e, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Çin. Bu bölgede bir güç boşluğu ortaya çıkıyor. Türkiye bu güç boşluğunu doldurmaya çalışıyor. Fırsattan istifa etmek suretiyle. Aynı şeyleri Türkiye Suriye'de de yaptı. Aynı şeyleri Irak'ta da yaptı. Aynı şeyleri Türkiye e, büyük ihtimalle Karadeniz'de de yaptı. Kar yapmaya da devam edecek. E, yani e, o bakımdan e, şeye Yunanistan olayına e, şöyle bakmamız lazım. Yunanistan olayına e, Türkiye'nin e, etkisinin azaltılması için Yunanistan e, kullanılması gereken bir aparat e, şey tarafından, Batı tarafından. Olaya öyle bakmamız lazım. Yani oradan gelen tepkilere, oradan gelen tehdide böyle bakmamız lazım. Ama e, Türkiye, biraz evvel de söyledim, e, eğer gerçekten o altılı platformu yapabilirse ve bu platformlu biraz evvel söylediğimiz bu bölgelere de uzatabilirse, o zaman gerçekten e, bölgede e, çok güçlü bir e, duruma gelebilir. Ama e, bu fırsatlar, e, bu, bu fırsatların önüne geçmek için işte bölgede çok sayıda terör faaliyeti devam edecek. Yani PKK, PYD faaliyeti devam edecek, vazgeçmeyecekler. Libya'daki faaliyetler devam edecek. Afrika'daki faaliyetler, işte bu e, biraz evvel söyledim, e, Eş Şebap gibi, e, Boko Haram gibi, ondan DAESH gibi faaliyetler devam edecek. E, ve e, onun için e, terör belki de 2022'de, 2022'de, e, imzalanacak olan, e, hazırlanıp imzalanacak olan NATO stratejisinde önemli bir yer tutacak. Yani en önemli temel yer konulardan biri olacak. E, ama bu, buna, şu, buna şöyle bakın, ben son bir cümle söyleyeyim. Buna şöyle lütfen. bakın, e, bu e, Türkiye'nin istekleri doğrusunda mı olacak? Ya da e, ya da Amerika ve şeyin e, Avrupa'nın istekleri doğrusunda mı olacak? E, NATO'nun bu terörle mücadelesi, ona bakmamız lazım. Yani biz kime... Terörle mücadele yaparken Kendimize mi hizmet edeceğiz? Bunlar, bu ülkelere mi hizmet edeceğiz? Yani Türkiye e, bu konudan e, herhalde 2050'lerde e, ki mücadelesi Türkiye'nin şu andan itibaren yaptığı mücadele uydu devlet mi olacak? Yoksa kendi ayaklarına yükselen e, bağımsız devlet mi olacak? E, bu konuya bakmamız lazım. Bu konu sadece e, Asya'yı değil, şeyi de ilgilendiriyor. E, Balkanları da ilgilendiriyor, Karadeniz'i de ilgilendiriyor e, ve Avrupa'yı da ilgilendiriyor, e, Doğu Akdeniz'i de ilgilendiriyor. Böyle, bu açıdan baktığımız zaman önümüzde çok e, şeyli bir dönem e, göreceğiz, çok mücadeleci, e, kanlı bir dönem gözüküyor diye değerlendiriyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Pekin.